Seni biraz çalıştıracağız. Burada endokrin servisinde, hastanemizde temizlik personeli olarak çalışıyorum. Bu sene sınava girdim ve sınavı kazandım. Nasip olursa inşallah hastanemizde tıp fakültesini bitireceğim. Peki çalışma süresi nasıl oldu, onu bir anlatabilir misin? Deprem bana da vurdu ve ilk dönem dershaneye gittim. Sonrasında evde götürmek zorunda kaldım. İşte çalışarak da birazcık burada da hocalarımızı görerek ona daha ilham çok aldın. Aynen motive oldum, daha çok ilham aldım ve gerçekten çok seviyorum hastaneyi. Küçükken de çok severdim. Özellikle tıp fakültesine geçişi çok seviyorum. Bir de benim abim de bana çok ön ayak oldu. Koçumdur kendisi. Annem çok mutlu oldu. Dayılarım falan da çok sevindiler. Ama en çok abim mutlu oldu. Çünkü onun emeği üzerimde çok böyle. Anne baba. Aynen. Anne babam da çok mutlu oldu. Sarıldık falan ettik. Evde bir bayram vardı. Hayallerim var. Tabii ki de burası çok güzel bir hastane. Burada tabii ki de isterim çalışmayı ama hani sınavlarım var, sınavlara gireceğim, orada ne yaparım bilmiyorum orasını. Hani daha yüksek bir belki puan alırsam başka üniversiteleri de tercih edebilirim ama burası da çok güzel bir üniversite olduğu için burada gözümün önünde yani. Hayallerim vardı ve hayallerim gerçek oldu. Gerçekten internler böyle koridorlarda yürürken onlar gibi olmak istiyordum ileride ve çok şükür olacağım inşallah. Peki paspas atarken hocaları gördüğün zaman çatıyor. Hocalar da bana çok destek oldu. Ben de bunlar gibi olacağım diye hayal evet, ediyor muyum? Evet ediyorum. Hala ediyorum. Ve hocalar bana çok destek oldular. Çok sağ olsunlar hepsi. Hala arkamdalar. İnşallah onlar da bir gün hocalarım olarak derslerime girecekler. Hani. İşte tekrar burada çalışacak mısınız okul zamanı? Okul zamanı burada çalışmayı düşünüyorum. Eğer derslerimle de uyumlu olursa çalışırım inşallah. Gündüz okula gideceğim. Akşam da buraya gelip çalışmaya planlıyorum. Görevin başında. Aynen, görevimin başındayım inşallah. Bir günde mezun olduktan sonra doktor olarak burada görevimin başında olacağım inşallah. Melisa'nın hikayesi gerçekten bir başarı hikayesi. Gerçekten ilham alınacak bir hikaye. Çok gençlere ben cesaret vereceğini, isteyince olacağını gösterme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada gördüğünüz işte temizlik personeli çalışırken aynı çalıştığı hastanede tıp fakültesi kazanmak ve maddi durumları da çok iyi değil. Ondan dolayı da çalışmaya devam edecek. Biz hocalarla da konuştuk. Mümkün olduğu kadar ayarlamaya çalışacaklar şeyleri, yönetimle de konuştuk. İnşallah daha ilham vermeye devam edecek. Biz çok seviyoruz kendisini. Çok mutlu olduk. Tabii annesi babası en büyük gurur onların ama biz de gururlanmadık desek yeri olur. Çok seviyoruz onu. Evet hocam. Saç görünümü önünde ben giydireceğim. Sahneye devam edelim.